Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türk savunma sanayi hepinizin de bildiği gibi yükselişe geçmesiyle birlikte her gün dünyanın farklı ülkelerinin basınında manşetlere konuk olmaya başladı. Ve bu manşetlerin ardı arkası hala kesilmiyor. Geçtiğimiz dönemde Fransız gazetesi Le Figaro, dünya genelinde SİHA'ların askeri strateji konusunda çok etkili bir unsur olduğunu belirtti ve Türk SİHA'larını manşetten verdi. Le Figaro gazetesi, Türk SİHA'larını manşetten verdiği haberinde Libya ve Dağlık Karabağ başarılarını örnek gösterirken Fransa'nın İHA ve SİHA teknolojisinde çok geç kaldığının altını çizdi. Bu haberin dikkat çekmek istediğim çok kritik bir özelliği var. Daha önce de birçok kez dış basın haberini kanalımızda yayınlamıştık ama bu onlardan oldukça farklı. Baktığımız zaman Fransız Le Figaro gazetesinin sahibi, Fransa'nın en büyük savaş teknolojileri ve silah üreticisi firması. Yani Le Figaro gazetesinin sahibi Dassault Havacılık Şirketi. Böyle bir firmanın bünyesinde bulunan gazetede yerli ve milli üretimimiz olan İHA ve SİHA'larımızın manşetten verilip kendilerinin geride kaldıklarını yazmaları oldukça önemli bir durum. Haberin içeriğinde Türk SİHA'larının etkin bir şekilde kullanılıp savaşın kaderini değiştirdiği bazı örnekler veriliyor. Mesela Libya İç Savaşı, 2. Dağlık Karabağ Savaşı ve Suriye İç Savaşı. Suriye İç Savaşı'na Türkiye'nin müdahalesi veya Suriye İç Savaşı'nda Türkiye, 2011 yılından bu yana devam eden Suriye İç Savaşı'na kara bağlantısı olmamasına karşın müdahale eden Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birlikte güneyde en uzun kara sınırına sahip Türkiye'nin sınırları içerisinde iç savaş ile direkt bağlantılı olarak olayların meydana gelmesi ve bölgesel huzurun bozulması ile buna gerekçe olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan müdahalesi ile devam eden bir dizi askeri, kara ve hava harekatı anlamına gelmektedir. NATO'nun bir üyesi olarak Türkiye sınırlarını koruma hakkına doğrudan sahiptir. Türkiye'nin Suriye İç Savaşı'na müdahalesi, artan IŞİD saldırıları ve tehdidine, Beşar Esad ve Suriye içerisinde YPG'nin tek taraflı bağımsızlık isteğine karşı Özgür Suriye Ordusu'nun desteklenmesiyle Fırat Kalkanı Operasyonu, Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Bahar Kalkanı Harekatı'nın yapılmasıyla devam etmiştir. Bu müdahaleler, güney sınırında bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına müsaade vermemek için yapılan faaliyetler ile süre gelmiştir. Suriye'de iç savaşın başlamasına müteakip 2011 Aralık aylarının sonlarına doğru Esad rejimine bağlı askerler ile rejim karşıtı muhalifler arasında sınır çatışmaları başlamış, kuvvetler arasındaki çatışmalar zaman zaman Türkiye sınırına kadar ulaşmıştır. Çıkan çatışmalarda Türk köylerine kurşunlar isabet etmiştir. Yunanistan, Libya'ya ait 39 bin kilometrekarelik deniz sınırını işgal etmişti. Ülkenin düzensiz durumu, ulusal mutabakat hükümeti ile Temsilciler Meclisi arasında çıkan anlaşmazlıklar, Libya'nın bu duruma sessiz kalmasına yol açtı. 2014 yılında ise 2. Libya İç Savaşı başladı. 2. Libya İç Savaşı'na Türkiye'nin müdahalesi, Arap Baharı sonrası Libya'da düzenin kurulamaması ile birlikte başlayan 2. Libya İç Savaşı'nda Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümeti tarafına yardım etmesiyle ve ulusal mutabakat hükümeti ile bir dizi anlaşmalar yapmasıyla gerçekleşmiştir. İç savaş, Trablus'un yerleşim alanlarına kadar dayanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderebiliriz çıkışını yaptı. 29 Aralık 2019'da Suriye sınırında Türkiye'nin Suriye'de icra ettiği harekatları denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya sorusu üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda bize bir görev verilirse bunu da yapmaya hazırız açıklamasında bulundu. Normal şartlar altında bütçe görüşmelerinin ardından 7 Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi 30 Aralık 2019'da
Libya'ya asker gönderme tezkeresinin sunulmasının ardından 2 Ocak 2020'de erkenden tezkereyi oyladı. Libya tezkeresi meclisten geçti ve Türk ordusunun Libya'ya müdahalesinin önünde bir engel kalmamış oldu. Baykar Bayraktar TB2, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen insansız bir hava aracıdır. 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirilen uçuş testinde 27.030 feet irtifaya çıkmış, 5-6 Ağustos'ta gerçekleştirilen uçuş testinde ise tam yüklü olarak 18.000 feet irtifada 4.040 km yol kat ederek 24 saat 34 dakikalık bir uçuş gerçekleştirmiştir. 17 Aralık 2015'te 2 adet Roketsan Mamliye güdümlü füzesi yüklü şekilde yapılan atış testinde ise %100 isabet ile hedefleri vurmuştur. Baykar Savunma Ar-Ge ekibi tarafından askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Baykar Bayraktar TB2'nin tüm altyapısı Türkiye merkezli üretilmiştir. Sistem 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen pençe operasyonlarında, Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı askeri operasyonlarda ve 2. Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda da etkin bir rol oynadı. Bu operasyonda Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilen 772 hedeften tam 535'i Bayraktar TB2'ler tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Baykar Bayraktar TB2'nin kullanıldığı yoğun sayıda savaş ve operasyonlardaki uçuş saati toplamı 400 bini geçmiştir. Böylelikle Bayraktar TB2, gökyüzünde en uzun süre görev yapan Türkiye yapımı İHA, SİHA genel olarak hava aracı olmuştur diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.